gökbilimciler bizden yaklaşık 22,5 ışık yılı uzaklıkta bulunan yeni bir gezegen keşfetti. Yeterince yakınlaştırırsanız, evet, biraz daha gördünüz mü? Bir McDonald's'ı bile var. Bu nasıl mümkün olabilir? Şaka yapıyorum, McDonald's yok. Bu yeni gezegen hakkındaki en heyecan verici şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Gezegenin tam 3 tane güneşi var. Araştırmacılar bu buluşun diğer yaşam formlarıyla karşılaşmak için en iyi şansımız olabileceğini söylüyorlar. Peki komşularımızla yakında tanışabilecek miyiz? Bu yeni gezegen hakkında sizi bilgi yağmuruna tutmadan önce gezegenin nasıl keşfedildiğini anlatmakla başlasam iyi olur. Her şey test sayesinde mümkün oldu. Hayır, 3. sınıftaki kız arkadaşım testten bahsetmiyorum. Bu test, Transiting Exoplanet Survey Satellite, yani Transit Dış Gezegen Takip Uydusu'nun kısaltmasıdır. Bu uydu 2018 yılının Nisan ayından bu yana galaksimizin en parlak yıldızlarının yörüngesindeki gezegenleri araştıran bir NASA görevi. Uydunun ömrü boyunca 200 bin yıldızı gözlemlemesi bekleniyor. Gaz devlerinden küçük boyuttaki taş gezegenlerine kadar her türlü dış gezegeni araştıracak. Hey bu arada, 3. sınıftan test, şimdi beni nasıl buluyorsun? Hayata olumlu bakıyorum, çok havalı değil mi? Dış gezegenlerden bahsedip duruyorum ama dış gezegen ne demek biliyor musunuz? Dış gezegenler adından da anlaşılabileceği gibi Güneş sistemimizin dışında bulunuyor ve kendi yıldızlarının yörüngesinde dönüyor. Evet, bu kadar basit. Maalesef dış gezegenleri Dünya'dan tespit etmek oldukça zordur. Çünkü bu gezegenlerin yıldızlarının parlaklığı uzaktan görünmelerini engeller. Bilim insanları şimdiye kadar 4000'den fazla dış gezegen keşfetti ve bununla yetinmeyecekler. Eğer kendi başınıza bir dış gezegen bulmak isterseniz titrek görünen yıldızları arayın. Bu yıldızları genellikle bir gezegen çevreler ve gezegen ara sıra yıldızın önüne geçerek titrek görünmesini sağlar. TES'e dönelim. Uydu olana. Gökbilimciler uydunun ilk 2 yılındaki faaliyeti süresince 10.000 tane keşfedilmemiş gezegenle karşılaşacağını umuyorlar. TES şimdiye kadar birkaç gezegen tespit etti. Bu gezegenlere 3 güneşi olan bir gezegen de dahil. Bu yeni gezegenin ismi LTT-1445AB. Ne kadar da akılda kalıcı değil mi? Bu gezegenin yıldızlarını gökyüzünde görebilirsiniz. Bunlar yaşamlarının ikinci yarısındaki kırmızı cücelerdir. Ancak gezegen 3 yıldızdan sadece birinin yörüngesine döner. Bu yıldız LTT-14 bilmem nenin yüzeyinden bakıldığında parlayan kırmızı bir disk gibi görünüyor. Diğer 2 yıldıza gelince onlar gezegenden çok daha uzaktalar ve küçük ve karanlık görünüyorlar. Hazırlıksız bir gözlemci muhtemelen onların gökyüzündeki 2 kırmızı uğursuz gözü olduğunu düşünürdü. Yoksa bu sen misin Sauron? Gökbilimciler uydu testten elde ettikleri verileri analiz ederek yeni keşfedilen gezegenin yüzeyinin sıcaklığının çok ama çok yüksek olduğu sonucuna vardılar. Sıcaklık 160 dereceye kadar çıkıyor. Bu gezegeni ziyaret etmeye karar verirseniz bronzlaşmaya çalışmasanız iyi olur. Ayrıca bu gezegen gerçekten de çok kayalıktır. Ağırlığı dünyanın kütlesinin 8 katından fazladır ve gezegenimizin 3'te 1'inden daha büyüktür. Ayrıca ana yıldızının etrafında, dünyanın güneşin etrafında döndüğünden daha hızlı döner. Her 5 günde bir tam tur yapar. Bu arada 3. sınıftaki TES'in de bayağı hızlı olduğunu itiraf etmeliyim. Yani. Hikayemize dönelim. Araştırmacıları en çok heyecanlandıran şey, LTT-14 sanırım şu andan itibaren gezegene kayacık desem daha iyi olur. Kayacığın bir atmosferi var gibi görünüyor. Yani bu gezegende yaşam olabileceği anlamına geliyor. Dahası bilim insanlarının yakında bu gezegendeki atmosferin varlığını kanıtlama ihtimalleri yüksek. Kayacık gezegenimize nispeten daha yakın bir yerde bulunuyor. Sadece 22,5 ışık yılı uzaklıkta. Uzaydaki mesafeler göz önüne alındığında Dünya kayacığın yan komşusu gibi bir şey oluyor. Söz konusu gezegen Dünya ve yıldızların arasından geçtiği için gökbilimciler Dünya'daki teleskopların yardımıyla gezegeni çevreleyen gazlar hakkında fikir edinebilirler. Ne yazık ki bunu şu anda yapmak mümkün değil. TES uydusu her ne kadar yeni gezegenleri keşfetme konusunda iyi iş çıkarsa da E.T. ve arkadaşlarının orada yaşayıp yaşamadığını kesin olarak gösteremez. Bu nedenle bilim insanları kayacığın atmosferinin varlığından emin olduklarında araştırma yapmak için gezegene uzay aracı göndermek zorunda kalacaklar. Yine de gökbilimciler umut dolu. Gezegen çok sıcak görünse de hala bir şeyin ya da birinin bu kabus gibi koşullara uyum sağlama ihtimali var. Şu ana kadar her şey harika ve çok umut verici görünüyor değil mi? Tüm bunları araştırdığımda gökyüzünde bir değil de 2 güneş olsaydı dünyamızın nasıl görüneceğini merak ettim. Star Wars filmindeki Tatooine gezegenini hatırlıyor musunuz?
Luke Skywalker'ın ana gezegeniydi hani. 2011 yılının Eylül ayında gökbilimciler garip bir şekilde Tatooine'i andıran bir gezegen keşfettiler. Kepler 16b adlı gezegenin yarısı kaya ve buzdan, diğer yarısı da gazdan oluşuyor. Aynı zamanda yakınındaki iki yıldızın yörüngesine de oturuyor. Bir deneye ne dersiniz? Kepler 16b'nin yerine Dünya'yı koyalım ve gezegenimiz aynı anda iki güneşin etrafında dönseydi neler olurdu görelim. Öncelikle Tatooine'e benzeyen gezegenin iklimi, ana yıldızlarına Dünya'nın güneşi olan mesafesinden daha yakın olsa da oldukça soğuktur. Bununla birlikte bu şaşırtıcı değil, Kepler 16b'nin yıldızları güneşimiz kadar parlak değildir. Bu yüzden gezegendeki sıcaklık nadiren eksi 73 derecenin üstüne çıkar. Fakat Dünya aynı koşullarda olsaydı hava daha da dondurucu olurdu. Gezegenimiz Kepler 16b'nin yıldızlarına olduğundan daha uzakta bulunacaktı. Bu dünyadaki tüm suyun buza dönüşeceği anlamına geliyor. Buzun çölünde yaşam pek mümkün olmazdı. Gökbilimciler bu durumda dünyada yaşamını sürdürebilecek yegane canlıların, başka bir gezegenden gelip kendilerini sıcak tutmayı başarabilecek bazı gelişmiş yaşam formları olabileceğini söylüyor. Ek olarak dünya iki yıldızın yörüngesine döneceğinden bir yıl daha uzun olurdu. Mesele şu ki Kepler 16b'nin çevresinde döndüğü iki yıldızın kütlelerinin toplamı güneşimizin kütlesinden %10 daha azdır. Sonuç olarak yıldızların çekim kuvveti daha zayıf olacağı için dünya yörüngesinde daha yavaş ilerlerdi. Diğer yandan dünyanın ayı hala olsaydı bir günün süresi şimdikinden farklı olmazdı. Gezegenimizdeki iki yeni ana yıldız yaklaşık 11 milyon kilometre uzakta olurdu. Yani yaklaşık her 10 günde bir birbirlerinin yörüngesine dönerlerdi. Ayrıca her biri 10 günlük bir sürede dönüşünü tamamlardı. Yani güneşimizin dönüş hızından daha hızlı olurlardı. Eğer iki güneşi olan dünyada insanlar yaşasaydı, alışılmadık ve şaşırtıcı bir olaya şahit olurlardı. Başka bir güneşin yol açtığı güneş tutulmasını izleyebilirlerdi. Yıldızlar her 5 günde bir birbirlerinin önünden geçerdi. Her seferinde yaklaşık 6 saat sürecek bir güneş tutulması olurdu. İlginç bir şekilde güneşin tam tutulduğu anda gezegenimiz normalden %30 ila %40 daha az enerji alırdı. Bu yüzden güneş tutulmasının olduğu günlerde gezegen normalde olduğundan daha soğuk olurdu. Ancak en şaşırtıcı fark gezegenden gökyüzüne bakıldığında görünenler olurdu. İki güneş çok büyük görünmezdi ama farklı renklerde olurlardı ve birbirlerine neredeyse değecek kadar yakınmış gibi görünürlerdi. Bir de gün batımlarının ne kadar nefes kesici olabileceğini düşünün. Gökbilimciler her gün farklı bir manzara izleyebileceğimizden eminler. Bu arada iki yıldızlı bir güneş sisteminde yaşıyor olabileceğimizi duymuş muydunuz? Bu teorinin doğruluğunun kabul edilme ihtimali oldukça düşük olsa da, dünya tarihinde sıkça gerçekleşen kitlesel soy tükenmeleri gibi bazı tuhaflıkları açıklayabilir. Şöyle bir teori var. Güneşimizin Nemesis adında bir arkadaşı olabilir. Bu arkadaş teoride beyaz ya da kahverengi bir cüce yıldızdır. İyi isim seçimi. Bu yıldız güneş sistemimizin dışındaki gök cisimlerinin yörüngelerini etkileyebilir ve onların rotasını değiştirip dünya ile çarpışmalarına neden olabilir. Sonuç olarak dünya üzerinde zaman zaman soy tükenme olaylarına neden olur. Mesela Nemesis'in Oort bulutunu bile etkileyebileceği yönünde spekülasyonlar vardı. Oort bulutu güneş sisteminin etrafında buzlu kayalarla dolu olduğu varsayılan bir bölgedir. Benim kayacığım gibi yani. Nemesis muhtemelen bu iri kaya parçalarını bulutlarının yörüngesinden çıkarıp dünyaya gönderebilir. Bum! İşte yeni bir kitlesel yok olma vakası. Gökbilimciler şu anda cüce yıldızın yukarıda bir yerlerde güneşimize eşlik ettiğine dair bir kanıt bulamıyor. Ancak 2017'de yapılan bir araştırma bu yıldızın çok çok eski zamanlarda var olmuş olabileceğini gösteriyor. Nemesis güneşi varsa bu gezegenimizdeki büyük ölçekli felaketlere ışık tutabilir. Ancak bunun sadece bir teori olduğunu unutmayalım. Hey, birden çok güneşin dünyadaki yaşamı nasıl değiştirebileceği konusunda başka fikirleriniz var mı? Mesela birilerinin başarılarınızı gölgelemesinin zorlaşması gibi. Bana yorumlarda yazın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın.